Selamünaleyküm arkadaşlar. 8. sınıf din kültürü derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız bizleri daha fazla mutlu edersiniz. Evet, Kur'an-ı Kerim'i birkaç cümle ile anlatmak isteseniz neler söylersiniz? Bu soruyu size bırakıyorum arkadaşlar. Cevabını kendiniz bir düşünün bakalım. Evet, Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerine geldik. Kur'an-ı Kerim okuyup anlaşılmak, hayatın tüm alanlarında yaşanmak için indirilmiş yol gösterici bir rehberdir. Yani Kur'an-ı Kerim sadece yüzüne okumak için gönderilmiş bir kitap değildir arkadaşlar. Sürekli yüzüne okumanın bir anlamı yok. Evet, tabii ki sevap kazanıyoruz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman ama Kur'an'ın gönderiliş amacı onu okumak, anlamak ve hayatımıza uygulamaktır. Yani bu muhteşem üçlüyü unutmayın arkadaşlar. Okumak, anlamak, hayatımıza uygulamak. İnsanlığı kötülükten alıkoyup iyiliğe yönetmek için gönderilmiş bir kitaptır. Ama son ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de insanı hem dünya hem ahiret mutluluğuna ulaştıracak mesajlar vardır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri söylediğimiz gibi arkadaşlar insanı iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir, kötülükten sakındırır, insanlara yol gösterir. Hani Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bir tanesi de neydi? El-Hadi, yani insanları hidayete erdiren, insanlara doğru yolu gösteren ve açıklayıcıdır arkadaşlar. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde akletmez misiniz, düşünmez misiniz gibi ayetler mevcuttur. Bu da Kur'an'ın insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yönelttiğini gösteriyor. Evet, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir dedik. Kur'an Müslümanların birbirleriyle ilişkilerinde sevgi, saygı, adalet gibi ahlaki değerlere uygun davranışlar sergilemelerini öğütler. İhtiyaç sahibi kimseleri gözetmek, ana babaya iyilik yapmak, toplumun yararına çalışmak gibi pek çok iyi ve güzel davranış emredilir arkadaşlar. İyilik edin, şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Yani Allah kötülük edenleri sevmez arkadaşlar. İnşallah bizler hep iyilik edenlerden oluruz. İyi, doğru ve güzel davranışlar Kur'an'da salih amel olarak adlandırılmıştır arkadaşlar. Salih ameller işleyin diyor ya Allah-u Teala sürekli bize. İşte o davranışlar nelerdir? İyi, doğru ve güzel davranışlardır. Biz bunlara salih amel diyoruz. Kur'an-ı Kerim kötülüklerden sakındırır. Mesela içki içme der, işte akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak dur gibi arkadaşlar. Ne yapar? Kur'an-ı Kerim bizleri kötü şeylerden sakındırır. Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. O yüzden şeytana uymaktan Rabbim bizleri muhafaza etsin. Üçüncüsü arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in bir diğer özelliği yol göstericidir. İnsanın yaratılışına, evrendeki mükemmel işleyişe, kainattaki hiçbir şeyin tesadüfen oluşmadığına dikkat çekerek insanları Allah'a şükretmeye çağırır ve insanlara öğütler vererek insanların doğru yola girmesini sağlar Kur'an-ı Kerim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için de bir yol göstericidir arkadaşlar. Kur'an'ın bir diğer özelliği açıklayıcıdır. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara dünya ve ahiret hayatına dair pek çok konuyu açıklar. İman ve ibadet esasları, kıssalar, ahlaki değerler ve daha birçok konuda arkadaşlar Kur'an açıklamalarda bulunur. Kur'an'ın bir diğer özelliği neydi arkadaşlar? İnsanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltir. Kur'an'da pek çok yerde insanlar ne demişti arkadaşlar? Ey akıl sahipleri diye sesleniliyor. İnsanın yaratılışı, kainattaki işleyiş, Allah'ın yarattığı düzen bu gibi arkadaşlar konularla ilgili hem bilgi verir hem de bunlarla ilgili insanların düşünmesini ve akletmesini emreder Kur'an-ı Kerim. Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra kan pıhtısından yaratan, sonra erginlik çağına ulaşmanız, sonra da yaşlanmanız için sizi bebek olarak dünyaya çıkaran odur. Kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirtilmiş bir süreye ulaşırsınız. Belki artık düşünürsünüz. Bu da aklın kullanılmasıyla ilgili arkadaşlar. Bir ayetti. Evet, bu videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.